Müslüman dövme mi yaptırır? Benim dövmelerim var. Geliyor ya. Geliyor değil mi tepki sana? Gelmez mi? Kadın soyunmaya başlıyor. Artık sen, kızın ismi Nisan'dı. Sen Nisa oldun dedi. Ya bu nasıl bir şeydir? Sağınızda tasavvuf varsa, solunuzda ayin yapılıyorsa, öteki tarafta işte tütsüler, evet. O tütsüler inanılmaz tehlikeli hareketler. Çünkü frekans çalışmaları. Kesinlikle frekans çalışıyor. Çünkü orada da bir şey var. Bak onu da anlatacağım. Bir tarafta O Arayış dizisinde olduğu gibi, bir tarafta öpüşüyorlar, sevişiyorlar, bir tarafta iman ediyorlar, dua ediyorlar, bir tarafta Nisa olmaya çalışıyorlar, bir tarafta mafya babalarıyla iş tutuyorlar. İşin realitesine döndüğünüzde herkes herkesin arkasından birbirinin kuyusunu kazıyor. Ve gerçek bir hikaye. Ve hakikat arıyorsun. Ve hakikat arıyorsun. Aradığın şey hakikat. Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir konuğum var, Sibel Uzun bizimle beraber. İki kitabı da hemen şöyle gösterelim programın başında. Rota hesaplanıyor, kendine dönüş başladı ve Işığın Şifa Yolu. Evet. Hangisi sonra çıktı? Şu galiba evet, sonra çıktı değil mi? Evet, Rota Hesaplanıyor. Bu yeni çıktı. Evet, üçüncü çıktı. Baskı, bu beşinci baskı. O altıncı baskıya girdi, bu da dörde girdi. 100 bin gidiyor hocam. İnşallah gitsin bakalım, göreceğiz ne kadar gittiğini. Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Şükürler olsun, her şey yolunda. Bayağı da planladık. Bugüne nasip oldu ama sıklaştıracağız yayınları. Evet. Şimdi tabii Sibel hocamızı takip edenler biliyordur. Özellikle tasavvuf konularına da çok hakimdir. Bir de böyle bir şifa, işte ışığın şifa yolu zaten kapağından da anlaşılacağı gibi kendi özüne dönmek, böyle dini konularda da özellikle tasavvuf başlıklarıyla da o konularla ilgili çok yayınları da var. Programları da zaten devam ediyor. Şimdi son dönemde ben bazı yaptığım yayınlarda özellikle böyle yaşam koçları, işte spiritüel danışmanlar, çok fazla özellikle Covid'den sonra yine çok türedi. Astrologlar çok fazla arttı. Ama hep şunu görüyoruz. Hani onu şimdi sana sormak istiyorum. Yeni böyle bir din oluşturmak gibi, işte ritüeller, farklı farklı inanışlar, biraz esma, biraz işte şunu da tütsüyü de yak, işte çakralarını da şurada şöyle açacaksın, Hint felsefesinden biraz farklı, işte Uzak Doğu felsefesinden biraz İslam, biraz başka din, biraz geçmişteki işte şaman inançlarından dahil ederek yeni yeni uygulamalar ki filmi de vardı yine dijital platformlarda. Bu çalışmalara nasıl bakıyorsun? Özellikle bu tarz böyle bir topluluk içerisinde böyle yapılan ayinlerle ilgili belli ritüeller, bazıları yine böyle bir dolandırıcılığa da çok müsait olduğu ile ilgili iddialarında olduğunu masaya koyarsak, bir aç bize nedir, ne değildir, son nasıl bu hale geldi, son dönem nasıl oldu böyle? Nasıl bu hale geldi? İnsanların arayışından bu hale geldi. Şimdi eğer siz karşınızdaki insana vaatlerinizi kocaman kocaman verirseniz, insan hele ki o alanda, o vaat edilen alanda bir çıkmazınız varsa, zaten onu dönüştürmek adına oraya kapaklama böyle hemen dalıyorsunuz. Unutarak, ne vaat ettiler mesela? Ya açıkçası insan niye koşarak gidiyor? Ya çok basit bir şeyden gidelim Murat. Diyorlar ki milyoner olmak için servet enerjini bilmem ne yap. İşte milyoner olmak istiyorsan bu eğitime katıl. Eğitimin ücretine bir bakıyorsun abi, 200 lira. Şimdi milyoner olmak için 200 lirayı verdiğinde sen milyoner olacağını zannediyorsan, sen zaten baştan büyük hatadasın. Kendi içinde hatadasın. Şimdi, milyoner olmak zor bir şey değil. Burada önemli olan yetkinliklerini ve eylemlerini planlayabilmen. Sen gerçekten milyoner olmak istiyorsan ya da gerçekten çok paraya, işte paradan girdim ama konuya nasıl olduysa, alternatifleri de var işte. Yani çok paran olsun istiyorsan, sevgilisini tekrar çağırması ya da eşini tekrar, işte farklı farklı ritüellerle, farklı işte enerji çalışmaları, aslında bir bakıma da büyüye kapı açan ya uygulamalar. Ya kesinlikle, hele o işte eski sevgilini geri döndürmeler, onlar bunlar inanılmaz tehlikeli hareketler. Şimdi sen A noktasından B noktasına kendini taşımak istiyorsan,
İlk önce kendi değerlerini ve önceliklerini ortaya koyarsın. Sen bugün 10 bin lira para kazanıyorsan ve 100 bin lira para kazanmayı hedefliyorsan, 100 bin liraya nasıl ulaşacağın konusunda reel, gerçek adımlar ortaya koyarsın. O adımlarda da sen o 100 bin lirayı helal yolla mı kazanmak istiyorsun, haramla mı kazanmak istiyorsun? Değerlerin girdi devreye. Sen bu 100 bin lirayı kazanmak isterken ailenden, sağlığından, huzurundan ödün verebilir misin, veremez misin? Önceliklerin girdi devreye. Şimdi hepsinin altı dolu olduğu için bunları aça aça gittiğinde senin o işte 100 lira, 200 lira verip milyoner eğitimine gel, bunlara ihtiyacın kalmıyor. Çünkü sen finalde ne istediğini bilen, ne istediğine de adım adım giden, değerlerine ve önceliklerine göre hareket eden bir varlık haline dönüşüyorsun. Real bakıyorsun olaya. Ben şunu çok önemsiyorum ve son zamanlarda iyi gıdıkladım tabiri caizse bu piyasayı. Gerçekçi olun diyorum. Ve şimdi o spiritüalist diller yeni yeni eylemden bahseder oldular. Yeni yeni gerçekçi olun demeye başladılar. Her şey onlara göre onlamaktı. Meditasyon yap, zikir çek, dua et, sen zaten zengin olacaksın. Evet, Yüce Mevlam sonsuz sınırsız kaynaktan her şeyi sonsuz olasılıklarda bizim hizmetimize zaten sundu. Hani bunu inkar edersen zaten git yani, uzaklaş. Tamam, sen bu sonsuz sınırsız kaynaktan kendi erdemlerine, kendi değerlerine, kendi önceliklerine, kendi eylemlerine göre ne kadarını haznene doldurabiliyorsun? Sen ümmeti Muhammed'in tek gitmesi gereken bir yol var bana göre. İyi insan olmak. Çünkü bizim Peygamber Efendimiz bize her hadisinde, her söyleminde, her şeyinde kendi hayatıyla örneklemesiyle birlikte iyi insanlığı bize fıtratımız olduğunu hatırlatmıştır. Biz iyi insan olmaktan kaçar, insanların arkasından kuyu kazar, kendi menfaatlerimiz doğrultusunda hareket eden varlıklar haline dönüştük. Milyoner olacağım ben. Milyoner olacaksın. Milyoner olduktan sonra sen onu gerçekten fıtratına uygun bir şekilde dağıtamadıktan sonra sen milyoner olmuşsun. Neye fayda? Bir de sadece bu zenginlik için değil. Yani bazı çalışmalar toplulukla yapılan kalabalık. Evet, şifa çalışmaları. Çok şimdi tehlikeli. Görüyoruz ki filmlerde de bu çok fazla yansıyor ve arttı son dönem. Oraya bakış açın nedir? Yani oraya, gördüğün, belki ne bileyim tecrüben var mı ya da bir duyduğun, bildiğin? Var. Katılarak şimdi mı bir tecrübe yoksa? Şöyle, toplu çalışmaların hepsinden olabildiğince uzak durun derim ben. Gerçekten karşınızdaki kişi, o bir defa bir şeye soyunuyorsanız, hani ortaya çıkıp tek başınıza 50 kişinin şifasını açacaksanız o alanı, gerçekten sizin artık birçok şeyden sıyrılmış, o hiç olma yolunda ilerlemiş olmanız gerekiyor. Maddeden kopmuş olmanız gerekiyor. Şimdi son zamanlarda izlediğimiz diziler, orada yapılan o ritüeller, işte kamplar, en son Arayış dizisini biliyorsun hepimiz gördük ve çok fazla da eleştirdik. Arayış'ı eleştirirken ben aslında şöyle bir eleştiride bulundum. Gerçekten o senaristlerin alnından öpeyim dedim. O kadar güzel anlatmışlar ki şu anki kargaşayı. Her şey bir arada. Hepsi bir arada. Soyun diyor, ona başka bir şey diyor. Haşa tanrıları gibi, değil mi? Soyun, kadın soyunmaya başlıyor. Artık sen, kızın ismi Nisan'dı. Sen Nisa oldun dedi. Ya bu nasıl bir şeydir? Siz Nisa olmanın, Nisa suresinin faziletini, siz onu tezahür ettirebilmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'e bile Bakara suresi bilmem kaç yılda inmiş. Yanlış telaffuz etmek istemiyorum. O yüzden orayı paranteze açık bırakıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bir Fatiha olalım demek bile o kadar zor ki. İhlas olalım demek bile. Hepsini geçeyim. Tevhid olamıyoruz biz ya. Biz la ilahe illallah diyoruz da. Ama biz Allah'ın tek olduğunu, bir olduğunu hala unutuyoruz. Evrenden istiyoruz. Bir o, ikincisi de özür dilerim. Bir de şey de var. Bazı sadece o program, film ya da bu tarz çalışmalardan, duyduklarımızdan değil de genel anlamda söylenen hep şu. İşin içerisinde İslam'ı katıyorlar. Mecbur katacaklar çünkü Müslümanların da bir kısmını çekmeleri lazım. Onlar da arayışta. Dinini anlamadığı için ya da
yanlış anladığı için. O var. Arkasında inanmayanları da zaten çekmek durumunda. Biraz oradan, biraz oradan, biraz oradan, biraz oradan. Yani işte nefs mertebesi diyecek. Onu demiyor, öbürüne çakra diyor. Öbürüne başka bir şey diyor. İşte Allah'ın esmalarını verecek. Müslümanları bu tarafa çekecek. Ama bir türlü şurada şu tütsüyü yapmamız lazım. Burada da şu zikri yapmamız lazım. İşte atıyorum şurada şu ateşi yakarak. Burada da bilmem neyi sürerek atıyorum. Biraz orada sen... Ya yeni bir şey çıktı. Yeni bir din çıktı. Dinsizleştirme artı başladı. Biraz önce dediğim gibi Nisa olduğundan yola çıkarsak sen orada İslami bir şey söylüyorsun. Bir sure ismi veriyorsun. Ne oluyor? Tırnak içerisinde Müslümanlıktan bahsediyorsun. Evet. Soyun dedin, çıplak dedin. Onunla cinsel ilişkiye girdi. Onunla başka bir şey yaptı. Yani zinası var. Bütün karma karışası içinde. Her şey. İnanılmaz karışık. Peki bu ama şu an normalleşmiş ve artmış da durumda. Evet, evet, normalleşti. İnsanlar şunu söylüyorlar. Bak ben şunu çok fazla yaşıyorum mesela. Bana diyorlar ki Müslüman dövme mi yaptırır? Benim dövmelerim var. Geliyor ya. Değil mi tepki sana? Gelmez mi? En çok bakın en çok yanılgıya düştüğümüz yer şurası. Abla aynen böyle diyorlar. Abla başörtü ayetini inşallah hani şey yaparsın, anlarsın. Bu kadar çok anlatıyorsun tesettürü, ama Kur'an'dan Allah'tan bahsediyorsun ama tesettürün yok diyor. Tesettürün şeyden yok diyor. Elif var, vav var elif değil mi? Var. Bu benim için anlamı çok büyüktür. Ben yani Allah'tan başka kimseye boynumu eğmem. Elif gibi de dimdik dururum. Ama onu demek size şu olabilir belki. Sen bunu içinde, kalbinde yaşa ama işte dövme hadisi var orada. Eyvallah. Buna girme mevzusu. Şimdi bazen bazı şeyleri kalp bilgeliğiyle yönetmek çok başka bir hal alıyor. Beni yargılayacağınıza, beni yadırgayacağınıza benim için niye dua etmiyorsunuz ki diyorum. Hani beni yargılama. Bunun sorusunu bana Allah'ım soracak. Ben Allah'ımın huzuruna gittiğimde ki afif ya. Evet. Yani her şeyi affeden, her şeyi bağışlayan, merhamet eden ya Latif o. O beni affedecekken belki de ya ne münasebet hani sen beni niye yargılıyorsun? Çok yaparlar özellikle gençlere bazı yaş üstü amcalarımız şey küpeyle gelir, saçı bağlı gelir, bilmem ne böyle mi gelir falan. Ya o çocuk dışarıdaki saçma sapan milyonlarca şeytani meşgaleden uzaklaşmış, buraya gelmiş. Sen bunu kovuyorsun. Evet. Yani, ondan sonra da gitmiyorlar. Daha ya çok. Deist oluyor ya başka bir şey oluyor. İşte orada aslında şu iki ayrım çok önemli. Biraz önce dedin ya dua etsene bana gibi. Evet. Yani şimdi bir amel, bir iman. Bu ikisini ayırmak lazım. Şimdi iman, Allah diyor ki bana iman edeceksin. Evet. Ve altında şartları var. Şu. Bunlara iman edeceksin. İman ettiğin için, yani bana kulluk görevin ne diyor Kur'an'da? Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinde yarattım. Ona göre de karşılığında burada bir sınavda yaşıyoruz. Tekamül. Ona göre bir muamele var. Ama amel kısmı başka. Amelde günaha giriyoruz, yanlışlarımız var, çünkü sevaplarımız son var. Diyor tövbe et. Affedebilirim. Tövbe et diyor. Şimdi ikisini karıştırıyoruz. Şimdi adam şunu derse ki haram denilen, yasak denilen bir şeye ya 2023 olmuş bunun da haramı mı oluyor? İşte topluluk içerisinde bir tane içiyorum. Atıyorum. Bir tane örnek verdim. O imanı götürüyor. Ya. Ama şunu desen, ya bu haram, biliyorum, günah, ya Allah'ım affetsin yanlış yaptım ya da işte iç oldu, yaptım. Bu başka bir şey. O başka affedebilir. Bir şey. Evet. Ama öbür türlü sen yoktur dediğin an o seni ameli mameli hepsi bitiyor, imandan seni çıkartıyor. Ben şunu bilir şunu söylerim Murat. Müminin mümine duasıdır en büyük silah. Evet, evet. Birinize dua edin. Kesinlikle. Hani yargıya düşeceğimize, Allah'ın soracağı soruları biz soracağımıza ya ne güzel de anlatıyor. Helal olsun ya. Bak korkutmadan anlatıyor. Doğruyu anlatmaya gayret ediyor. Rabbim be nasip et şu kuluna. Aynen. Nasip et dediğinde iş başka bir yere gidiyor. Yine sen tebliğini yap. Hani bu yapma. Şöyledir. Kur'an'da bu vardır. Hadiste şu vardır. Dersi Murat, kırmadan. Onu diyecektim. Bodozlama yani. Direkt. Onu bile buyurmuş. Demiş ki gönlünü incitme. Karşındaki kişinin gönlünü kime, incitirsen. Ve kime o ayeti biliyorsun? Hazreti Musa'ya diyor. Ya, Firavun'a yollarken ya, diyor. Ya, yumuşak ya, konuş. Ya. Peygamber Efendimiz de bir gün kadınlara sohbete gittiği zaman kadınlar Peygamber Efendimizin yanında sesleri yükseliyor. Oradan Hazreti Ebubekir kadınlara sesini yükseltiyor. Dönüyor. Ebubekir
Benim yanımda sesini yükseltme. Onlar bilirler nerede ne zaman susacaklarını. Şimdi biz böyle bir ümmetten gelip onun saçı böyle, dövmesi şöyle, böyle böyle dedikçe ittiriyoruz. Nereye tabii. ittiriyoruz? Saçma sapan kamplara ittiriyoruz. Kavga ile o bağırıltıyla nefret uyandırıyorsun. Ama kesinlikle. Öbür türlü peygamberin o sözünü duyan, ya onlar bilirler ne zaman susacağını kelimesini duyan, ondan sonra var ya ömrü boyunca unutmaz onu. Unutamaz. Peki bu kamplar dedin. Bunlar tabii biraz revaçlı dedin. Nasıl dikkat edeceğiz? Ne görürsek bu sıkıntılıdır diyeceğiz, anlayacağız. Şimdi, nasıl çekeceğiz kendimizi? Neye dikkat edeceğiz? Böyle bir aç. Öncelikle çok basit. Ne varsa o uygulamada ya da o kampta. Yine mesela, çok sıkıntı. Basit gideceğim. Bir defa size böyle bir bütün... Nasıl söyleyeyim ya? Biriyle tanışmıştım. Ben bir gün bana dedi ki Kur'an'dan bir ayetle gittim. Ben dedi ki Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmediğini nereden biliyorsun dedi. Ben hiçbirine inanmam dedi. Ama bu arkadaş spiritüalist ve bu arkadaş aynı zamanda bir eğitmen. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsan, sen bütün kitapları kabul edip son kitabın bize göndermiş olduğu tüm ayetlerin birer uyarıcı olduğunu, tüm kısasların birer uyarıcı olduğunu idrak etmeyip kendini olmaz bitmez yerlerde yeşertiyorsan, sen evrenselliği doğru kavrayamamışsındır. Bir alanın içine girdiğinizde sağınızda tasavvuf varsa, solunuzda ayin yapılıyorsa, öteki tarafta işte tütsüler, evet, o tütsüler inanılmaz tehlikeli sesler, hareketler çünkü çalışmaları. Kesinlikle frekans çalışıyor çünkü orada da bir şey var, bak onu da anlatacağım. Bir tarafta O Arayış dizisinde olduğu gibi, bir tarafta öpüşüyorlar, sevişiyorlar, bir tarafta iman ediyorlar, dua ediyorlar, bir tarafta Nisa olmaya çalışıyorlar, bir tarafta mafya babalarıyla iş tutuyorlar. İşin realitesine döndüğünüzde herkes herkesin arkasından birbirinin kuyusunu kazıyor. Ve gerçek bir hikaye. Ve hakikat arıyorsun. Ve hakikat arıyorsun. Aradığın şey hakikat. Şimdi öncelikle Allah Zülcelal'in bize şah damarından daha yakınım dediği ayeti hiçbir zaman unutmayacağız biz. Şah damarından yakınım demek ne demek? Şu an benimle demek. Şu an benim ağzımdan çıkan her şeye müdahale edebilecek ve etmeyecek demek. Şu an beni iyide tutacak, aynı zamanda kötüde de tutabilecek demek. Her şeyime müdahil olabilecek, olamayacak demek. Sonsuz olasılıkları bize tanıması, o cüz'i irade tanıması bizim tekamülümüzde doğruyu yanlışı doğru o yeniden nurumuza geri döneceğiz ya, ona ne kadar temiz dönebileceğiz aslında oraya bakacağız biz. Dolayısıyla şimdi az evvel dediğim gibi burada bir sürü şey yapılıp, burada bir sürü şey yapılıp her şey ortaya bir anda koyuluyorsa oradan kaç zaten. Bir de sana Kur'an'dan ben Kur'an tanımam diyorsa hepten kaç. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize her şeyi o kadar açık anlatmış ki ya, bugün ticaretle alakalı kafama bir soru takılsa açıyorum Kısas suresini. Ticaretle alakalı bile bana tüm her şeyi veriyor, anlatıyor. Evlilikle alakalı bir şey açıyorum sureyi, anlatıyor. Her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Rehberiniz Kur'an-ı Kerim olsun. Diğer kitapların ben bütün kitapları okudum bu arada. Diğer kitapların içerisinde mesela az evvel seninle bir şey dinledik. Bir hoca efendinin bir vaazını dinledik. Orada Tevrat'tan örnek veriyordu ya. Zebur, Tevrat, İncil. Hepsinin hükmü bitmiş ve son, hani teşbih de hata olmasın, çok basit anlatacağım halk dili. Son kitap, son peygamber demesinin en büyük sebebidir. Çünkü Zebur'da, Tevrat'ta, İncil'de hep yanlış anlaşıldı. Kavimler oralara göre hareket ettiği için İncil'i takmayıp Tevrat'a göre hareket etti. Tevrat'ı takmayıp İncil'e göre hareket etti. Ama her şey birbirine karıştı. Bir de İncil'e göre derken bozulmuştu zaten. Hepsi bozulmuştu. Orijinali de değil. Aynen öyle. Şu an. Onun etkisinden dolayı bütün hükmü bittiğinden son kitap, son peygamber Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun yolundan gitmek bize farzdır, sünnettir. Biz İncil'in rivayetleriyle, anlatımıyla, Hazreti İsa'nın anlatımıyla ataları mesela çok suçladık. Aile dizilimi oradan çıktı. Aile dizilimini çıkartan kim? Müslüman olmayan bir kardeşimiz.
insan kardeşimiz. Kendi kitabına göre, kendi inancına göre kullanılan yeşil üzüm metaforunu İncil'de bugüne uyarladığında, Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığında, İncil'de var çünkü o metafor, dedesi erik çalmış torununu dişi kamaşmış metaforu İncil'den geliyor. Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığında Allah Zülcelal'de diyor ki hiç kimse hiç kimsenin günahını çekmeyecek, her koyun kendi bacağından asılacak. O zaman bütün hükümleri ve değiştirilmeye müsait olmuş, yıpratılmış kitapların emirlerine uymaktansa Kur'an-ı Kerim'i açarsın, dönersin, bakarsın nedir ne değildir, doğrusunun yolundan gitmeye gayret edersin bir Müslüman olarak. Bu şu anlamada gelmiyor. Hristiyanı tüy kaka yap, Musevi'yi tüy kaka yap, öbürüne tüy kaka yap. Hayır. Bütün dinleri alacağız. Bizim hakları korunmuşlar. Evet, o başka hepsini bir şey yani. Alacağız. Kalbimize yerleştireceğiz. Tüm insanlığı, ama biz Müslüman olarak kitabımızın, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini ve hükümlerini yerine getirecek hale geleceğiz. Yani bir tarafta soyunurken bir tarafta ağzın alkollü, başın açık, oran buran açık oturup Kur'an okumayacaksın gibi. Bu süreç nereye gidiyor peki? Yani her geçen gün çok duyuyoruz biz ve yeni yeni uygulamalar, yeni yeni bu tarz işte toplanmalar, kamplar artmasını da görüyoruz. Nereye gidecek yani bu asıl amaç? Dinsizleştirmek, amaç bu. Dinsizleştirmek, her şeyi ortaya koyup insanların bütün frekansını alt üst edip insanlığı en alt tabakaya çekmeye çalışıyorlar. İnsan Allah'ın bu aleme yarattığı en aslında üstün varlık, mahlukat. Yarattıklarımızın birçoğundan üstün yarattık, evet, diyor. Evet, öyle söylüyor. Tamam, o zaman sen zaten o sınırlı bilincinle bu kadarını yapabilirken, bir de kendi özüne döndüğünde, gerçekten kalbindeki o ilahiyle bir olup buluştuğunda, hakikat ışığını yakabildiğinde, yani Allah'ın yoluna kendini adadığında, o zaman oralarla da uğraşmayacaksın. Arayışa girmeyeceksin. Ama tabii ki de anlatmak, uyarmak, doğrusuyla yanlışıyla, uygulamalarıyla, nesi doğru, nesi yanlış, nerede sorunlar olabilir anlatmak bir bakıma da vebal aslında. Bak Murat, sana çok basit bir şey söyleyeyim mi? Işın şifa yolunda mesela şeyi anlattım ben. Bilinç haritası dediğimiz bir harita var, tamam mı? Frekanslarla alakalı. Sen kendini ne kadar yukarıda, üst frekansta, temiz frekansta tutarsan etrafındaki insanlara o kadar faydalı olabiliyorsun. İnsanlar şunu anlıyorlar, şunu lanse etmeye başladılar. Örnek, işte 700 Hz frekansında titreşen biri artık aydınlanma seviyesinde, insanı kamil olma seviyesinde ve o 700.000 arasında titreşiyorsa o varlık, 70 milyon kişiye bir etkileşim yayabiliyor, bir frekans yayabiliyor. Bu işte peygamberlerin frekansına neredeyse eş frekans. İnsanlar şunu söylüyorlar: ben aydınlandım, ben 300 Hz'deyim, ben 500 Hz'deyim. Yapmayın bunu kendinize. O alimlik, o sen gerçekten alim olacaksan eğer, Rabbim seni şöyle kolundan tutar, seni 70 milyonun, 90 milyonun, 100 milyonun ortasına pıt diye koyuverir zaten. Evet. Bu arada şimdi dikkatimi çeken uygulamalarda, tabii burada çakralarla ilgili de detaylar var. Şimdi şu da çok önemli değil mi? Hani ben böyle düşünüyorum. Buradan kitaptan da bu detaylara girince fikrini merak ettim. Şimdi birçok program yaptığım ya da burada biz prodüksiyon yapıyoruz, çekim yapan insanları da dinleme durumunda oluyorum. Farkında yani, onlarla da konuştuğumuzda fark ettiğim şeyleri söylüyorum. Şimdi bir, nesin onu bir bilmek lazım. Yani adam diyor ki ben Müslümanım, bitti. Ya dedi ya bitti, ya da değilim, ya da şu, ya da şu, bitti. Müslümansam bu, ama çizgi var. Bir şeriat çizgisi var. Şimdi orada şu daha doğru değil mi anlatılırken? Arkadaşlar, İslam'da şu var. Uygulamalar şunlar. Ritüel çok konuşulduğu için kelime anlamında işte yine dahil edeyim ben. İşte namazdır, zikirdir, esmalardır. Bunlar İslam içerisindeki bilinen, uygulanan yöntemler ya da işte Allah'ın isimleridir. Bunlarla ibadetler edilir, dualar edilir gibi. Bunlar anlatılırken insanı kamil olma sürecinde, hakikati arama sürecindeki yollar anlatılır.
Ama bir tarafa döndüğümüzde de işte Çin ya da Hint felsefelerindeki farklı kavramları da dahil ettiğimizde işte oradaki nefs yerine işte çakra diyor. Sen de çakralardan burada örnekler vererek. Çakralar nefs bunu mertebeleriyle eşleştiriliyor. Biraz değil. Yani ama hani benzetiliyor ve şu var. Hani bu ayrımı aslında bak burada da bu var, burada da bu var, burada da bu var. Rı ayrı ayrı verip anlamı şu, anlamı şu, anlamı şu demek daha mantıklı. Büyük ihtimalle sen de o şekilde hani evet. altını doldurarak verdin. Evet. Çünkü insanlar şunu karıştırıyorlar. İslam içerisinde bunların hepsi aslında bu kavramlar var gibi anlaşılıyor ama kültür ya da işte farklı inanışlarda farklı isimler var. Ve onu kendi dinleri içerisine dahil etmişler. Evet. Biz bunları hepsi İslam'da var diye çorba içerisinde verirsek şey dediğim gibi program başında farklı bir din oluşturmuş evet. oluyoruz. Yani şimdi o dikkatimi çekti. Burada işte boğaz çakrası de logolarından sembollerine evet. kadar. Şimdi bu İslami bir sembol değil. Ama sen bunu o anlamda anlatıyorsun. Evet. Bunlar bunu yapıyor, bunu evet. uyguluyor. Evet. Böyle bir işte zikirle, evet. böyle bir meditasyonla bunları yapıyorları anlatıyorsun. O ayrımı bunu okumadım ben. İslami taraftan baktığımda da o ayrımı burada fark ediyorsun zaten. Hı. Yani rota hesaplanıyor da ben bütün kitapları örnekleyerek yani Tevrat'tan da İncil'den de Kur'an-ı Kerim'den de ispatlarıyla gittim hep. Hı. O aile diziliminde falan hep ispatla gittim. İnsanlar niyetlerin arkasına çok fazla şey söylerler ve öyle de oldu derler bilirsin. Ve öyle oldu ve öyle de oldu derler. Mesela o Tevrat'ta bir şey mühür. Bizde o mührün karşılığı kün fe yekün. Sen Tevrat diliyle gideceğine niye Kur'an diliyle kün fe yekün demiyorsun? Evet. Kün fe yekün dedikten sonra o iradeni niçin Allah'a teslim etmiyorsun? Arzu ettiğin, niyet ettiğin şeyin peşine düşüyorsun. Allah'a bırakmıyorsun. Sana düşen şey belli zaten. Senin o çakra noktaların, yaşam merkezi zaten o enerji, evrensel enerjiyi alabilecek istasyonların. Orada evet evrensel enerjiyi yine alabileceğin nefsinin mertebeleri de var. Bunda da ayetler var. Aynen öyle. Ahzab suresi, Kasas suresi, Nisa suresi. O muhtemelen aile dizilimi olsa gerek. Ha, o cehalet, bilgelik çağındaki cahiliye dönemini anlattığım bir alan. Şu alt başlık da. Dün akıllıydım, Mevlana'nın sözü. Evet. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Zaten kendini değiştirirsen dünyada... Kitapta da hep değişir. Bilge baykuşlarım diye sesleniyorum zaten okurlarıma. Cevherlerim ve... Ne diye baykuş? Bilge baykuşlarım. Bilge baykuşlarım ve cevherlerim diyorum. Şey de olur, yayın evi ismi de olur. Bilge baykuş var mıydı? Bilge karıcam var. Bilge baykuş şey yok. Bir baykuş var da. Peki. Afiyet sağlık programları yine yorumlardan gelen sorular üzerine tamam. planlarız, devam ederiz. Ben son bir cümle tabii, kurayım. Tabii, ondan sonra kapatalım. Şey yapalım. Hani ritüeller dedin ya, o şamanik ritüeller, onlar bunlar. Her şeyin bir frekans ve her şeyin bir enerji olduğunu ne olur unutmayın. Kadim zamanlarda da bu işte mitolojiye geri dönüp, geçmişe dönüp baktığınızda da insan kurban etme ayinlerinden tutun da işte o güneşe, güneş tanrısına kurban edilenlerin yapıldığı o ayinler içerisinde yapılan ritüeller her şey bir frekans doğrultusunda evet. devam etti. Yakılan tütsüler hepsi belli bir frekansı birleştirdi ve hiçbiri bu alemde hiçbir şey yok olmuyor arkadaşlar. Bunu ne olur bilin. Her şeyin saf bir bilinci var. O yapılan ritüellerin bilinçleri de şu an hala aktif. Evrensel alanda dolaşıyor. Siz bugün bilmediğiniz bir tütsüyle, bir ritüele kalkışıyorsanız inanın bana o şeytani ritüellerin frekanslarını da kendi alanınıza çekersiniz. Kendi frekansınızı, kendi ışığınızda o şeytani alanlara, hizmet edenlere ayağın edersiniz ve yokluk alanına da geçiş yaparsınız. O yüzden evet. ne olur çok dikkat edin. Dikkat edelim. Auranı da açmış oluyorsun. Evet. Onun geri dönüşü de çok zor oluyor. Ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkür evet, ederim. Sevgili dostlar, yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala destekleriniz önemli. Bir kelime de olsa yorum çok önemli. Like'larınız önemli. Videonun daha fazla ön plana çıkması açısından başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.